Medya Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere aktif kullanmakta olduğunuz internetinizi nasıl maksimum hızına çıkarırsınız, pinginizi maksimum seviyede nasıl düşürürsünüz bunlar hakkında bilgi vereceğim. Fakat videonun en başında belirtmem gerekiyor. Bu videoyu kesinlikle ileri sardırmadan sonuna kadar izlemeni tavsiye ediyorum. Çünkü yapmış olduğum ayarları sen de yaptıktan sonra pinginin 5-10 kat düşeceğinin, aynı zamanda internetin de birkaç kat daha çok hızlanacağının sana garantisini veriyorum. Sadece birkaç dakikanı bu videoya ayır ve farkı sen de gör. Daha fazla değerli vaktinizi almadan hemen eğitimimize geçiyoruz. Şimdi öncelikle ben Windows 11 kullanıyorum. Fakat sen Windows 10 kullanıyorsundur. Hiç fark etmez. İki işletim sistemi de birbirine çok yakın. Windows tuşuna bastık. Ağ bağlantıları yazıyoruz. Birazdan sizlere anlatacağım şey klişe gelebilir. Fakat internet hızlandırma videolarının en önemli kısmı bu arkadaşlar. O yüzden bu adım ile başlıyoruz. Şimdi ben Wi-Fi kullanıyorum. Sen Ethernet kullanıyorsundur. Yani kablolu bir internet kullanıyorsundur. Fark etmez. Kablolu kullanıyorsan buraya, kablosuz benim gibi Wi-Fi kullanıyorsan da buraya sağ tıklıyorsun. Özellikler diyorsun. Ardından açılan ekranda aşağıda internet protokolü sürüm 4'e çift tıklıyorsun. Ve karşımıza böyle bir ekran geliyor. Şimdi dostum, sen de burası muhtemelen hiçbir oynama yapmadıysan bu şekildedir. Fakat biraz olsun internet hızlandırma videoları hakkında araştırma yaptıysan burası bu şekildedir ve buraya birçok arkadaşımız sana Google DNS ayarlarını gireceğini söylemiştir. Google DNS ayarları nedir? 8888, aşağıya da alternatif DNS olarak 8844. Şimdi birçok kişi bunu böyle önerir. Bu şekilde internetin daha çok hızlanacağını söyler. Fakat bu en büyük yapılan hatalardan birisidir arkadaşlar. Burada sizlerin kullanması gereken DNS, siliyoruz şimdi, 1111, aşağıya da alternatif DNS olarak 1001. Burayı bu şekilde ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ne fark var demeyin, bunu sizlere kanıtlayacağım. Özellikle ping değerlerinde bu DNS ayarlarını kullandığınızda düşüş yaşayacağınızın garantisini veriyorum sizlere ve birazdan sizlere bunu kanıtlayacağım. Bunu bu şekilde ayarladık, tamam dedik, tamam dedik, çıktık. Böylece ilk adımımızı gerçekleştirmiş olduk. Fakat ikinci adıma geçmeden önce bunun önemini sizlere kanıtlamak istiyorum. Şimdi masaüstü geldik. Windows tuşuna tekrar bastık. Çalıştır yazıyoruz. Açılan ekranda buradan CMD yazıp tamama tıkladık. Karşımıza böyle bir ekran geldi. Gelen ekranda bir kere boşluk tuşuna bastık. Ping yazdık. 8.8.8.8 yaptık ve bu şekilde Enter'a bastık. Görmüş olduğunuz gibi panel bizlere bu şekilde Google'ın DNS ayarlarını, yani 8.8.8.8'i kullandığımızda nasıl bir ping alacağımızı söyledi. Minimum 41 ms, maksimum 94, average yani ortalama 67 ms ping alacağımızı söylüyor bize. Fakat biz ping değerlerimizi 1.1.1.1 olarak ayarladık. Şimdi bunu soruyoruz Windows'a. Ben bu DNS ayarını kullanırsam nasıl bir ping alırım diyoruz. Enter'a bastık. Bekliyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi minimum 6 ms, maksimum 57, average yani ortalama 32 ms. Şimdi arkadaşlar 41 ile 6 ms arasında ne kadar büyük bir fark olduğunu sizler zaten biliyorsunuz. Daha şimdiden pingimizi 5 kat aşağı düşürdük arkadaşlar. Bu şekilde oyunları daha akıcı oynayabileceksiniz ve internet gecikme sürenizi minimuma düşürebileceksiniz. İlk ve en önemli adımımız bu şekildeydi. Biz DNS'imizi ayarladık. Şimdi geçelim ikinci adımımıza. İkinci adım olarak yine Windows tuşuna bastık. Ardından buraya bilgisayar yönetimi yazıyoruz. Sistem bilgisayar yönetimine girdik. Karşımıza çıkan ekranda aygıt yöneticisi yazan yere tıkladık. Ardından ağ bağdaştırıcılarına çift tıklıyoruz. Açılan ekranda Realtek yazan kutucuğu seçiyoruz. Karşımıza gelen sütunlardan buradan gelişmiş yerine tıkladıktan hemen sonra birazcık aşağıya iniyoruz ve hız ve ikili. Bu sizde İngilizce de olabilir. Speed yazar arkadaşlar. Bu kısma geliyoruz. Değer kısmına tıkladık. Şimdi bu ayarımızda olması gereken otomatik görüşme. Fakat bazı bilgisayarlarda bu 10 megabit'e falan ayarlı olabiliyor. Yarım ikili ya da tam ikili şeklinde. Sizlerde muhtemelen bu şekilde olabilir. Bunu kesinlikle ve kesinlikle otomatiğe almanız gerekiyor. Çünkü bu ayarda yukarıdakilerden biri seçiliyse eğer bilgisayarınız internet hızınızı kısıtlıyor olabilir. Dolayısıyla otomatiği seçtikten hemen sonra tamam deyip buradan çıkıyoruz ve ikinci ayarımızı da yapmış oluyoruz. Üçüncü aşamamıza geçtik. Windows tuşuna basıyoruz ve görev yöneticisi yazıyoruz. Karşımıza gelen sistem görev yöneticisine tıklıyoruz. Ardından açılan ekranı şöyle büyütelim. İyice rahat görelim. Şimdi bu açmış olduğumuz ekranda görmüş olduğunuz gibi sağ taraftaki sütunda A diye bir yer var. Buraya bir kere tıklarsanız eğer bilgisayarınız sizin internetinizi arka planda hangi uygulamaların sömürdüğünü gösterir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi benim bilgisayarım temiz aslında. Arka planda benim internetim kullanan herhangi bir
program vesaire bir şey olmadığı için hepsi sıfır çıkmakta. Burada büyükten küçüğe doğru sıraladık ve internetimi kullanan hiçbir şey yok şu an. Fakat sizler, örnek veriyorum, şöyle bir internete girdik. Şu an internetimizi kullanacağız görmüş olduğunuz gibi. Bir tane raf böyle bir videoya tıkladım, açtım. Aynı yere tekrar geldik. Görmüş olduğunuz gibi Google Chrome şu an bilgisayarımda internetimi sömürüyor. Çünkü aşağıda YouTube'da bir tane video açık. Bunu göstermemiz sebebi nedir? Sizlerde de eğer arka planda internetinizi kullanan bir uygulama var ise bu şekilde görev yöneticisinden görüp internet hızınızı azaltan, arkadan sömüren uygulamaları buraya gelip bu şekilde sağ tıklayarak görevi sonlandır diyerek kapatabilirsiniz. Fakat sizler de sürekli bununla mı uğraşacağım vesaire derseniz buradan tekrar Windows tuşuna basarsanız program ekle kaldır yazarsınız. Sizin internetinizi sömüren uygulama neyse buradan bulup direkt kaldırırsınız arkadaşlar. Bu şekilde de kalıcı bir çözüm uygulamış olursunuz. Bu aşamada çok önemli, kesinlikle gereksiz değil. Hepiniz burayı da mutlaka kontrol edin dedikten sonra dördüncü aşamamıza yavaş yavaş geçelim. Dördüncü aşamamıza tekrar Windows tuşuna bastık. Ardından başlangıç yazıyoruz ve sistem ayarları başlangıç uygulamalarına tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi açılan ekranda biz bilgisayarımızı açtığımızda bilgisayarımızla birlikte otomatik çalışan uygulamalar karşımıza çıktı. Şimdi bu uygulamaların içerisinde internetimizi de arkadan tüketen uygulamalar mevcut. Bizler bilgisayarımızın açılmasıyla bu uygulamaların açılmasını istemediğimiz için teker teker internetimizi tüketen uygulamaları iptal edeceğiz. Öncelikle Battle.net bir oyun uygulaması arka planda eminim ki benim internetimi tüketiyor. Bunu kapalı yaptım. Adobe, ben Adobe kullanmak istediğim zaman kendim açarım dedim. Bunları kapattım. Aşağıya iniyoruz. Burada sizlere şöyle ufak bir uyarı yapmak isterim. Microsoft yazanlara tıklamamaya çalışın arkadaşlar. Şu Edge hariç. Bir de bilmediğiniz şeylere dokunmayın dedikten sonra işlemimize devam ediyoruz. Örnek veriyorum. Burada Riot Client var. Burada ben oyun oynamak istediğim zaman söylemiş olduğum gibi açarım zaten bunları. Steam. Arka planda neden çalışsın ki? Kapat. Çünkü bazen oyunlara güncelleme falan geliyor. Steam kendi kendine güncelleme atıyor. Hiç gerek yok. Aşağıya iniyorum. Burada Xbox var. Xbox nedir abi? Ben hiç kullanmadım. Kullananı da kesinlikle görmedim yani. Kapattık. Burada Riot Games Vanguard falan var. Gene Riot'la ilgili saçma sapan bir uygulama. Kapattım. Yani burada elinizden geldiğince bütün başlangıç uygulamalarını kapatıyorsunuz arkadaşlar. Önemsiz deyip geçmeyin. Yapmış olduğunuz her ayar, uygulamış olduğunuz her adım sizler için bir internet iyileştirmesi. Bu şekilde dördüncü adımımızı da tamamladık. Şimdi beşinci adımımıza geldik. Windows tuşumuza bastık. Windows Update yazıyoruz. Ve sistem ayarları Windows Update ayarlarına tıklıyoruz. Ardından açılan ekrandan aşağıda gelişmiş seçenekler olması lazım. Buna tıklıyorsunuz. Ek seçenekler kısmından aşağıdaki teslim ve iyileştirmeye tıklıyoruz. Şimdi burada açılan yerde diğer cihazlardan indirmelere izin ver kısmını kesinlikle kapalı yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani ben uygulamalarımın, güncelleştirmelerimin başka cihazlara gönderilmesini istemiyorum. Gereksiz internet tüketimi istemiyorum. Dedik buradan çıktık. İşimiz bitti mi? Hayır. Tekrar Windows tuşuna bastık ve bu sefer hizmetler dedik. Buradan Windows Update'i buluyorsunuz arkadaşlar. Kısa yoldan bulmak için ekrana bir kere sol tıklayıp W tuşuna basabilirsiniz. Ve ardından aşağılara inerek Windows Update'i buluyorsunuz. Çift tıklıyorsunuz. Ardından başlangıç türü kısmında elle yazan yeri devre dışı yapıyorsunuz. Uygula tamam diyorsunuz. Şimdi bizler ne yaptık? Windows Update'i iptal ettik arkadaşlar. Yani artık bizim işletim sistemimiz otomatik bir şekilde güncelleştirme almayacak. Yani aldığında güncelleştirmeyecek. Neden? Çünkü sizler bilgisayarınızı kullanırken örnek veriyorum bir oyun oynuyorsunuz. FPS oyunu. Otomatik Windows'a bir güncelleştirme giriyor. Tak arkadan hemen kendi kendine veri indirmesi yapıyor. Bilgisayar olur olmadık yerlerde kendi kendine sürekli bir şeyleri güncelleştiriyor. Tamam, aslında bunun olması iyi bir şey. Hani işletim sisteminiz kendisini güncelliyor. Fakat bizler internetimizin hızlı kalmasını istiyoruz. Olur olmadık yerlerde yavaşlamasını istemiyoruz. Pingimizin düşmesini istemiyoruz. Dolayısıyla Windows Update'i bu şekilde devre dışı bırakabilirsiniz. Fakat her zaman böyle kalmasını kesinlikle önermiyorum. Ara ara buradan aynı şekilde hizmetlere gelerek Windows Update'i bularak çift tıklayıp burayı açın arkadaşlar ve bilgisayarınızı güncelleştirin. Yani bizim bunu yapma amacımız olur olmadık yerlerde güncelleştirme almaması. Dolayısıyla bunu devre dışı yaparak bu şekilde bırakıyoruz ve buradan çıkıyoruz. Böylelikle 5. adımımızı da tamamlamış olduk. Şimdi sizlere bu aşamada önemli bir dipnot eklemek istiyorum. Öncelikle eğer sizler Wi-Fi kullanıyorsanız işte yeri geldiğinde internet hızında düşüşler, bazen ping sorunları, bazen de internette kopmalar yaşamanız çok normal. Çünkü Wi-Fi demek interneti sinyaller yardımıyla dalgalı bir şekilde kullanmak demek arkadaşlar. Fakat sizler eğer Ethernet yani kablolu internet kullanırsanız tek sinyal, tek dalga üzerinden cihazınıza internet aldığınız için ping ve internet hızı sorunlarını minimum seviyede yaşarsınız. Yani ek olarak da internetinizi daha hızlı ve akıcı bir şekilde kullanırsınız.
kullanırsınız. Kesinlikle ve kesinlikle sizlere eğer imkanınız varsa 3 metre olur, 5 metre olur veya 10 metre olur fark etmez kablolu internet kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi diyeceksiniz sen neden Wi-Fi kullanıyorsun? Çünkü benim çok da yüksek hızlı bir internete ihtiyacım yok. Şu an kullanmış olduğum internetten tamamen memnunum. Fakat bu konuda ben de şikayetler yaşıyor olsaydım kesinlikle ve kesinlikle ilk yapacağım şey bu tarz videoları, eğitimleri araştırmak yerine kendi elimdeki aktif interneti nasıl daha iyi kullanırım araştırmasına girmek yerine öncelikle ilk yapacağım şey kablolu internete geçmek olurdu. Bunu da sizlere böylece eklemek istedim. Evet, sizlere bu videoda 5 adımda elinizdeki interneti maksimum hızda nasıl kullanırsınız, elinizdeki ping değerlerini en düşük seviyede nasıl kullanırsınız bunlar hakkında bilgi verdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer video birazcık olsun işinize yaradıysa bu tarz içeriklerden haberdar olmak ve bana destek olabilmek adına kanalımıza abone olabilirsiniz. Aynı zamanda çıkmadan önce de videoya like bırakıp yorumlarda görüşlerinizi bildirirseniz beni çok mutlu edersiniz. Medya Eğitim kanalından bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.